teşekkür ediyoruz. Minnet ve saygı duyuyoruz. Huzur aramıza katıldı. Şimdi tekrar bir selamlama yapmak istiyorum. Sayın Valim, sayın milletvekilleri, çok kıymetli il protokolümüz, kıymetli hazırım ve çok değerli hemşerilerimiz, aşıklar kentimiz, ilkler şehrimiz, güzel kuşağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü kutlamalarına hepiniz tekrardan hoş geldiniz, şeref verdiniz. Kahramanlık, yokluk ve zafer. Bu kutlu günde konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Uşak İl Başkanımız Sayın Himmet Yaşar Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Belediye Başkanım, Sayın Milletvekillerim, Uşaklı Hemşehrilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Belediyemizin düzenlemiş olduğu Kurtuluş Programı'na hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu topraklarda kurtuluş mücadelesi verilmiştir. Bu topraklarda zafer anıtı dikilmiştir. Bu topraklarda kurtuluş mücadelelerinin verildiği günlerde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, istikbal göklerdedir. İstikbaline sahip çıkamayan milletler yarınlarından emin olamaz diye işaret etti. Gazi'nin işaret ettiği bu çalışmalara Vecihi Hürkuş, Nuri Demirağ, Nuri Killigiller birçok teşebbüslerde bulundu. Ancak bu teşebbüslerin her biri engellendi, hiçbiri sonuca ermedi. Ama bugün Bayraktar, Kaan, Akıncı, Kızıl Elma, Gökbey, hepsi göklerde, hepsi istikbalimizi koruyor. Hepsi yerli, hepsi milli. Bu hizmetlerin yapılmasına vesile olanlardan, yerli savunma sanayi destekleyen, başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere hepsinden Allah razı olsun. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çakan'ın elimizde yapmış olduğu kıymetli hizmetlerden dolayı ve bugünkü kurtuluş programından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Evet sevgili gençler, nasılsınız, iyi miyiz? Güzel. Her sene olduğu gibi 1 Eylül uşağımızın kurtuluşunda yine böyle coşkulu güzel bir konserle sizlerle birlikte olmaktan, sizleri Uşak Belediyesi olarak bu güzel etkinlikte buluşturmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Bize tabii bu güzel vatanı vatan kılan uşağımızda böyle güzel, keyifli, huzurlu, mutlu, sağlıklı bir şekilde yaşamayı sağlayan başta ülkemizin banisi, kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize, tüm silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum. Bu vatanı sizler hiçbir zaman düşmanlara bir daha teslim etmeyeceksiniz. Allah'ın izniyle sonuna kadar da sahip çıkacağız. Tabii uşağımızın kurtuluşunun 101. yılı, Cumhuriyetimizin kuruluşunun da 100. yılını kutluyoruz. Ben tekrar bu güzel etkinlikte bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Uşak Belediyesi olarak bütün yaz boyunca sizlere keyifli, güzel bir yaz geçirmek için pek çok güzel etkinliğe imza attık. Bundan sonra da başta gençlerimiz olmak üzere tüm hemşerilerimiz için, tüm uşaklar için Uşağı daha yaşanabilir, daha keyifli, daha güzel kılmak için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz diyorum. Hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. İyi akşamlar. Sayın Valim, Sayın Milletvekili, Belediye Başkanımız, Sayın AK Parti İl Başkanımız ve Uşaklı kıymetli hemşehrilerimiz, genç kardeşlerim önlerde, genç kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün 1 Eylül. Dün
30 Ağustos'ta Zafer Bayramı'nı kutladık. Bugün de uşağımızın düşman işgalinden kurtuluşunu hep beraber burada birlikte kutlayacağız inşallah. Bundan 100 yıl önce sizler burada huzur içerisinde yaşayabilin diye sizin yaşlarınızda, genç yaşlarında, 15 yaşında, 16 yaşında, 20 yaşında gençler toprağa düştüler. Bugün Sayın Valimiz ve heyetimizle beraber Göyem köyümüzdeki şehitliğimize gittik. Orada Ahmet oğlu Ali, Ali oğlu Mehmet, Osman oğlu Mustafa, tam 1750 genç. Her biri ülkemizin değişik coğrafyalarından, Trabzon'dan, Giresun'dan, Afyon'dan, Kütahya'dan, Çanakkale'den, Türkiye'nin her tarafından gençler geldiler. Bu toprakları düşmanlar çiğnemesin diye, düşman postalları bu topraklarda daim olmasın diye onları geldikleri gibi geri göndermek üzere şehit oldular. Onlar şehit oldular, sizler ve bizler ülkemizde huzur içerisinde yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yüzyılda, onlar 100 yıl önce bunu yaptılar. Bundan sonraki yüzyılda, Türkiye yüzyılında bizlere düşen de 100 yıl sonra işte yine burada bu meydanda toplanacak olan bizim evlatlarımız, torunlarımız bizleri hayırla yad etsinler diye gece gündüz demeden bir mücadelenin içerisinde olmamız gerekiyor. Onun için yükümüz ağır. Şairin dediği gibi bu dava hor, bu dava öksüz, bu dava büyük. Hor, öksüz ve büyük bir davanın Türk milleti olarak hepimiz temsilcileriyiz ve bu mücadele ilelebet Allah'ın izniyle devam edecek ve bu millet bu topraklarda ilelebet payidar olacaktır diyorum. Tarihini unutan milletler geleceğe yol yürüyemez cümlesini hatırlatarak kurtuluşumuzun kutlu olmasını diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum, iyi eğlenceler diliyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Sayın Valim, çok değerli protokol üyelerimiz, çok değerli gençler, hepinize hayırlı akşamlar diyorum. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tabii bu millet öyle bir millet ki 1071 yılında, tam bundan 1000 yıl önce Malazgirt seferiyle Anadolu'ya ayak basmış ve İstanbul'u fethetmiş. Viyana kapılarına kadar gitmiş, 3 kıtada hakim olmuş ve adaleti dünyaya dağıtmış bir milletin ecdat torunlarıyız biz. Ve neticede bu millet ta 1919 yılına kadar hiçbir zaman esareti görmemiş bir millet. Ve 1919 yılında hem İzmir'in hem de İstanbul'un işgaliyle beraber 1920 yılında da Uşağımızın işgaliyle beraber bir esaret altına girmişiz. Bu millet ölür, aç kalır ve susuz kalır ama vatansız asla kalamaz. Ve bu esarete asla boyun eğmedik, asla boyun eğmeyeceğiz. İşte bu vatan aşkıyla yanan bu millet 1922 yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kurtuluş meşalesini yakmış, 26 Ağustos'ta büyük taarruzu başlatmış ve bundan tam 101 yıl önce de Uşağımızı kurtarmıştır. Ve Uşağımızda, Göğen Köyü'nde, sadece Göğen Köyü'nde 1700 ecdadımız şehit olmuştur. İşte biz bu topraklarda özgür ve hür ve bağımsız yaşayalım diye ecdadımız o kanlarını, şehadet şerbetini içmiştir. Ben burada bu mücadelede kan şehit olan ve emek veren başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Allah onlardan razı olsun diyorum. Ve emniyete intikal etmiş gazilerimizden Allah rahmet eylesin diyorum. Değerli gençlerimiz,
İşte ecdadımızın kanlarını dökerek bize teslim ettiği bu vatanı korumak hepimizin boynunun borcudur. Bu vatanı teröristlere teslim etmemek, teröristlerle işbirliği yapanlara lanetlemek hepimizin boynunun borcudur. Ve aynı zamanda bu vatana olan ve ecdadımıza olan borcumuzu ödemek için, bu vatan için, bu millet için gece gündüz çalışmak hepimizin boynumuz borcudur. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bu ülkemizi imar ve inşa etmek için bir taraftan çalışıyoruz, bir taraftan da teröristlerle mücadele ediyoruz. Bir taraftan da emperyalist güçlere asla geçit vermiyoruz. Bu şahımızda da Sayın Belediye Başkanımız Mehmet Çakır Beyefendinin önderliğinde çok büyük hizmetler yapmaya devam ediyoruz. Gençler, sizlere çok değer veren belediye başkanımız sizlerin geleceği için pek çok projeleri hayata koydu. Ve sizlerin hem ecdadını tanıması hem geleceğe ümitle bakabilmesi için sizler için gece gündüz çalışıyor. Ben bu etkinliklerin düzenlemesinde bayışta Sayın Valimize ve Sayın Belediye Başkanımıza emeği geçen herkese teşekkür ederim. Size iyi eğlenceler diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Sayın Valim, heyecanımız çok yüksek. Heyecanlıyım. Çok kıymetli milletvekillerim, değerli belediye başkanım, değerli AK Parti başkan arkadaşımız, kıymetli bürokratlar, Uşak'ın çok sevgili gençleri başta olmak üzere bütün hemşehrilerim, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Çok fazla uzatmadan bir iki şey söyleyerek sözü bugün en çok sizlerin hakkı olan eğlence, bugün en çok sizlerin hakkı onun için Türkiye bize de tanınan tüm bu sanatçımıza bırakmak istiyorum. Ondan önce şunu söylemek istiyoruz ki bundan iki gün önce büyük taarruzu ve Zafer Bayramı'nı hep birlikte kutladık. 101. yılında. Ve bugün de 1 Eylül yine Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yılını hep birlikte kutluyoruz. Kıymetli hemşehrilerim, bundan 101 yıl önce bu topraklarda büyük mücadeleler oldu. Bu milli mücadelenin içinde Uşak'ın da yeri hiçbir zaman küçümsenemeyecek kadar büyüktür. 2 yıldan fazla düşman işgalinde kalan bu güzel il içinden çıkardığı kahramanlarıyla, bütün halkıyla, topyekun direnişiyle Kuvayi Milliye'nin bir parçası oldu ve Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasında da önemli faydalar gösterdi. Bu sebeple diyorum ki bugün Kurtuluş Günümüzü ne kadar mutlu ve coşkulu kutlarsak, ne kadar eğlenirsek o bizim inanan o kadar hakkımız. Biz tarihimizi, buralara nasıl geldiğimizi bilmeliyiz ki bundan sonra özellikle ikinci yüzyılla başladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nde hem tarihimizden maziden atiye uzanan bir yol içinde geleceğimizi de aynı kararlılık içinde kurmaya özen göstermeliyiz. Hep birlikte daha çok çalışmalıyız. Eğlenmemiz gereken yerde de hep birlikte eğlenmeliyiz. Bu güzel programı hem birlikte düzenledik. Başta Sayın Belediye Başkanımız, yine valiliğimizle, diğer kurumlarımızla koordine etmiş olduk. Her şekilde desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Kendisine huzurunuzda teşekkür ediyoruz. Ve sahneyi yavaş yavaş kıymetli sanatçımıza bırakıp sizleri eğlenceyle baş başa bırakıyoruz. Hayırlı akşamlar, kan sağlıcakla. Çok teşekkür ediyoruz. Efendim, biliyorum heyecanımız çok yüksek. Evet. Ve heyecana bekliyoruz. Dakikalar kaldı. Evet. Ama şimdi sizlere değerli misafirler, Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendinin Uşağımızın düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümü münasebetiyle yollamış olduğu kutlama mesajını okumak istiyorum. Uşak ilimizin düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde vatandaşlarımıza tebriklerimi iletiyorum. İstiklal mücadelesi vatanı canlarından üstün tutan, kahramanlıklarıyla tarihe mal olan tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin emsalsiz fedakarlıkları, aziz milletimizin bağımsızlığına ve özgürlüğüne
sahip çıkma kararlılığı sayesinde zaferle neticelenmiştir. Böyle kutlu bir anlayışla kadim medeniyetimizin mirası üzerine kurulan cumhuriyetimizi kazanımlarıyla korumak, yaşatmak, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmak, yeni başarılarla daha da güçlendirmek suretiyle geleceğe taşımak için büyük bir azimle çalışmaya devam ediyoruz. Bu inançla İstiklal Savaşımızın bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Uşak bu gurur gününü tekrar kutluyor, tüm vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum. Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı. Sayın Cumhurbaşkanımıza nezaketlerinden dolayı şükranlarımızı iletiyoruz. Allah vatanımıza, milletimize, birliğimize zeval vermesin diyoruz. Efendim bir evgün Uşak'ın düşman işgalinden kurtuluşu 101. yılı kutlu olsun diyorum. Ben de sizinle gurur duyuyorum. Ne söyleyeceğim? Önce bana söyle. Uşak halkımızı ben gururla bir, kendimle ilgili bir konuyu paylaşmak istiyorum. UNFET Uyuşturucu İyiliği Bağımlılık Derneği sayesinde metamfetamin kullanıcısıydım. Bağımlı olan arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Siz bağımlı değilsiniz ve her şeyi ben başardıysam ailesiz bir şekilde herkesin önünde de bunu söyleyebilirsem asla kimse bunu kalmamalı. Ve siz de başarabilirsiniz. Uyuşturucu kullanan kişiler bağımlı değildir. Önyargılı olmayalım ve herkes atlatacak ve çok başarılı olacaksınız. Bundan eminim. Hadi bakalım. Bravo sana. Güçlük alıyor. Çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çok güzelsiniz. Sağ olun, siz de. Sizleri şehrimizde aramaktan mutluluk duyuyoruz. Efendim şimdi bir hediyemiz var sizlere. Ooo, hediyelere bayılırız. Takdim etmek üzere Uşak Belediye Başkanı Sayın Mehmet Çakın ve Uşak Valimiz Sayın Turan Erbi Beyefendi'yi alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Sağ olun, çok güzel misiniz? Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, eksik olun. Bir çiçeğe çiçek hediye ediyoruz. Ay ne kadar güzel! Ay çok teşekkür ederim. Yedi kök boyalarla dokunan dünya ünlü halımızın minyatürü. Tabii Uşak halıları ile meşhur. Çok güzel, çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir anı. Tabii ki de Tarhan'ımız. Teşekkür ediyorum. Ve Uşak'ımızın şifa kaynağı Tarhan'ası. Arkadaşımız ve gelin helvası. Efendim yine elimi, göz nuru, uşağımızın kilimi. Çok güzel, çok teşekkür ederim. Ve çok mutluluk duydum, çok teşekkür ediyorum. Tekstil kenti uşağımızın battaniyesi efendim. Allah'ım ya Rabbim! Allah'ım! Efsane. Efsane, çok teşekkür ediyorum. Sayın Valimiz Ali, Sayın Belediye Başkanımız. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Tarhan'ımız sizlere ve ekibinize şifa olsun Funda Hanım. Evet, şifa olacak. İçtikçe bize hatırlayın diyor. Alacağız. Çok teşekkür afiyet ediyorum. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyorum. Eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Güçlü alkışlarınızla. Sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Çok zevksiniz bütün hediyeler için. Burada olmak gerçekten çok keyifli. Sizlerle beraber olmak. Hadi o zaman devam edelim.